Merhaba, bugün size sezaryen doğumlarım hakkında bilgi vereceğim. Eğer doğum yapacaksanız ve aklınızda sorular varsa umarım size yardımcı olabilirim. Benim iki çocuğum da sezaryenle dünyaya geldi. Herkes önce normal doğumu çok isteyerek bu sürece giriyor ve daha sonra genelde %50 civarı Türkiye'de sezaryen oranı çok yüksek. Çocuklar sezaryenle dünyaya geliyor. İlk önce ilk doğumdan bahsedeyim. Neden sezaryen oldu? Bir kere benim çocuğum gelişimi önde gidiyordu ve kilosu yüksekti. 4,5 kilo civarı da olması bekleniyordu. Ve kafa çapı da yüksekti. Bunun dışında bende plasenta perviye vardı. Çok fazla risk oluşturuyordu bu doğumda. O yüzden doktor hiç riske girmeyelim. 38,5 haftada alalım dedi. Ve 4 kiloya yakın doğurdum. Yani zaten o haftalarda çok yüksek kilo alıyorlar. Muhtemelen 4'ü geçecekti ben gerçekten doğurabilseydim. Ama zaten plasentamın konumu doğum kanalını kapattığı için yani normal doğum yapma şansım yoktu. O yüzden vicdan azabı çekeceğim bir yöntem yoktu. Çok uzun zaman, yani doğuma 2-3 ay kala bile benim normal doğuramayacağım belliydi. O yüzden psikolojimi hazırlamıştım. Ama normalde doğum öncesi hamilelerin katıldığı dersler oluyor. İşte bebek nasıl bakılır, yeni doğan nasıl yıkanır vesaire. Öyle derslere katılmıştık biz de şimdi. İşte orada hemşire soruyor, nasıl doğum yapmak istersiniz diye. Herkes tabii ki normal doğum deyince ben şimdi sezaryen çok mu kötü acaba diye aklıma takılmıştı. Sezaryen niye bu kadar herkes abartıyor, niye bu kadar istemiyorlar? Bana göre çok güvenli bir yöntem. Çünkü normal doğumda bir sürü komplikasyon olabilir, bebek sıkışabilir. Mesela ben doğarken kafam doğum kanalında sıkışmış ve annem tam bir gün boyu beni doğurmaya çalışmış. Ondan sonra çok zorlanmış. Muhtemelen çatısı dardı ve o zamanlar o kadar iyi kontrol edilmiyordu devlet hastanelerinde. O yüzden beni vakumla almışlar. Vakum da büyük risk. Ama çok şükür hani sağlıklı doğmuş, ama bu bir risk. Hani bunu almak istemeyebilirsiniz. Şahsen bana sorsalar çatın der, risk almak ister misin? Hayır, ben 9 ay o bebeği taşımışım. Yani tabii ki sezaryen de olsa normal doğum isterim. Eğer bu bebek için bir sağlık açısından bir dezavantajı olmayacaksa ben bu riski almak istemem açıkçası. Hani artık o kadar çok ameliyat yaşıyoruz ki, yani insanlar burnunu yaptırmak için bile ameliyat oluyor. Yani şöyle şu kadar bir kesik beni korkutmadı açıkçası. Ben çok rahat girdim ameliyata. Defne'nin ameliyatı rahat geçti. Yarım saat, yani ben zannediyorum böyle uzun uzun kesecekler falan. Valla cart 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 kesiyorlar. Sonra da zaten hiç görmüyorsunuz da şöyle önünüzde kocaman bir perde oluyor. Doğum videolarını belki izlemişsinizdir. Herkes izleme korkarsın diyordu ama ben korkunca hazırlıklı oldum. Açıkçası korkmadım. Ondan sonra şöyle hafif elleriyle açıyorlarmış iz kalmasın diye. Ben oraları çok anlamadım zaten. Önünüzde kocaman bir perde olduğu için ve canlı olduğunuz için en güzel kısmı acı çekmeden çocuğunuzu hemen almayı bekliyorsunuz. Böyle hemen doğumunu çok rahat görüyorsunuz vesaire. Sonra bebeği hemen çok hızlı bir şekilde 5-10 dakikada bana verdiler. Hani bebeği çıkarma kısmı çok hızlı oldu. Ben hemen böyle yattım, uyuşturdular falan. Epidural iğne yaptılar. Bu arada epiduralden de bahsedeyim. Epidural sizi korkutmasın. Başta böyle bir iğne batması kadar hissediyorsunuz ama sonra hızlıca böyle uyuşuyorsunuz ve doğumda hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Doğum hızlıca gerçekleşti. Bebek çıktı. Bebeğin doğuşunu, çıkışını hepsini gördünüz. Fotoğraf çekindiniz. Böyle doğuma güzel güzel girdiniz. Normal doğumda belki öyle şansınız olmayabiliyor sadece çekerken. Neyse, ben özendiriyor gibi olmayayım. Sadece korkan insanları rahatlatmak için bu videoyu çekiyorum. Sezaryen olmak zorunda olan insanlar için tabii ki normal olanı her zaman en iyisidir. Ama benim gibi sezaryen doğum yapmak zorunda olanlar için en azından rahatlatıcı bir video olsun istiyorum. Korkutmasın insanları istiyorum. Sonra doğum bitti. Birkaç saat sonra ağrı kesicinin etkisi çekilmeye başladı. Ama zaten size bir kabloyla ağrı kesiciye bağlı oluyorsunuz. Oradan böyle düğmeye basarak ağrınız arttıkça ilacı kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi ilk doğumum, çok da hassasım. Bebeğe ağrı kesici gitmesini emzireceğim ben hemen deyip ağrı kesicileri kullanmak istemedim. Sonra inanılmaz ağrılar gelmeye başladı. Yerimden böyle doğrulamaya başladım. Herkes koridorda yürüyor, ben niye yürüyemiyorum diyorum. Çünkü ağrımı o kadar hissediyorum ki. Herkes basmış ağrı kesicilere, yürüyor. Ya eşim de şeyde, yürümen lazımmış çabuk iyileşmek için. Kendini sık falan diyor. Ayağa bir kalktım, inanılmaz tansiyonum düştü. Bütün ağrıları hissedince geri oturdum. Sonra dedim ki ben en iyisi biraz ağrı kesici kullanayım dedim. Ağrı kesici kullandım. Zaten bu süreci başka türlü atlatmak sanırım pek mümkün değil. Normal doğumda bunun farkında dezavantaj olarak bunu sayabiliriz. Ama bu süreç zaten 1-2 gün sürüyor. 1-2 gün sonra normal hafif ağrılarla idare edebiliyorsunuz. Parol, macizlik, bunlarla geçiştirebiliyorsunuz. O yüzden 2 gün sadece yoğun ağrı kesici almanız gerekiyor. Yaklaşık
5 günle bir hafta arasında da yataktan tek başınıza inemeyebiliyorsunuz. Yani birisinin yardımıyla böyle doğrulup kalkıp, çünkü hani karnı yüklenmiyorsunuz böyle. Ama ayakta rahatlıkla gezinebiliyorsunuz. Bu süreci hani 3, ben sezen yaptım, ikinci günde kalktım diyenler de var. 10 gün hiç yataktan kalkmadım diyenler de var. Bu tamamen bünye meselesi. Ama benim iki doğum arasında da fark vardı. Şimdi ikinciye geçeyim. İkinci doğumda ben ilkinde hani bir hafta 10 gün çok rahat edememiştim. İkincide de öyle olur diye korkuyordum. İkinci doğumumda epidural oldu yine. Yine çok iyi bir hastanede, Tobetto Hastanesi'nde doğum yaptım. İlki Medikal Park'taydı Ankara'da. Medikal Park yeni açılmıştı ama çok güzel bir hastanede ve inanılmaz ilgilendiler. Hep de emzirmeye yönelik teşvikte bulundular ve çok bilgilendirdiler. Sürekli bir hemşire gelip beni kontrol ediyordu. Çok memnundum. Tobetü de zaten çok ünlüdür doğumda çok iyi olması konusuyla. Ben de Tobetü mezunuyum. Lisansımı orada okumuştum. O yüzden indirim de vardı. Ben Tobetü de yapmayı düşündüm bu sefer. Tobetü'den de inanılmaz memnun kaldım. Artık ne olur hani gelmeyin, beni uyandırmayın diyesim geliyordu hemşirelerin. Çünkü sürekli ne ihtiyacınız var, ateşinize bakalım, işte tansiyonunuza bakalım, şöyle bakalım kontrol. Her saat geliyorlardı, zaten zar zor uyuyakalmışım. Beni uyandırmayın, lütfen bakmayın bir yerlerime, iyiyim diyesim geliyordu. Çok ilgililerdi. Hastane dört dörtlük, bütün her şey dört dörtlük. Sonra hiç ağrıyı hissetmedim. Doğum gerçekleşti ama benim bir sorunum çocuk prematüre oldu. Yani 35. haftada doğurdum ben. O da kesem denilmişti. Onu ayrıca bir video çekerim. O ayrı bir olay. Ama hakikaten ilginç bir şey. Kesem delinmiş. 3 gün 5 gün böyle hafif hafif suyum geliyordu. Ama suyum da çok olduğu için su olduğunu anlamadık. Hatta şey demişlerdi, idrar kaçırıyor olabilirsin, fark etmiyor olabilirsin dediler. Ben de hiç öyle hissetmiyorum ama yani bu çok yaygın bir şey. Demek ki hamileler hissetmiyor herhalde. Neyse, konu dağılmasın. İkinci doğumumda da çocuğum prematür oldu ve küveze girdi. Bu süreçte ben daha çabuk iyileşip daha çabuk ayağa kalkmak için elimden geleni yaptım. Çünkü küveze gidip orada emzirmem gerekiyordu. Sonra eve taburcu oldum. Evden sürekli gidip 2-3 saatte bir bebeği emzirmeye çalıştım. Bu bana bir motivasyon oldu herhalde. Bununla çok çabuk iyileştim. 5. günde, 6. günde ben arabayı kendim kullanıp evden hastaneye gidip emzirip çocuğu geri geliyordum. Yani düşün, 6. güne normal insan gibi bütün aktivitelerimi yerine getiriyorum. Tabii ki evi temizleyip kalkıp çamaşır yıkayıp böyle ağır temizlik yapmadım ama yani bence araba kullanıp hastaneye gidebilmek 5. 6. günde bir sezaryen olan birisi için çok iyi bir şey. Bence çok çabuk iyileştim. Benim beklentimin çok daha altında gerçekleşti. Hani bir daha doğuracak olsam sezaryen yapmaktan korkmazdım gerçekten. Çünkü 2-3 gün acı çekiyorsunuz ama bir yandan hani çocuğun tehlikeye girmemesi motivasyon bana. Hem de normal doğumda da dikiş atıyorlar. Normal doğumda da 2-3 gün acı çeken insanlar oluyor. Yani hiç sıfır dikişsiz normal doğum yapan hiç arkadaşım yok benim. Genelde onlarda da dikiş oldu. Tabii bizimkisi gibi dikiş olmadı ama bir yandan da normal doğumun çocuklar için çok sağlıklı olduğunu söylüyorlar. O bir de iki sezaryanda da normalde şunu duymuşsunuzdur. Sezaryen olunca süt geç gelir. Benim ikisine de sütüm geldi. Hatta ikincisinde normal sezaryen yapmadan önce bile sütüm geliyordu. İlkinde de sezaryen doğum yaptım ve daha sonra bebeği aldım. Hemen emzirdiğimde sütüm gelmişti. Çok şükür. Bundan da korkunuz olmasın. Yani bu kesin bir şey değil. Sezaryen olursa sütünüz geç gelecek diye bir şey yok. Benim muhtemelen bahsetmeyi unuttuğum ve bahsetmek istediğim bir sürü şey olacak. Bunları yorumlarda yazacağım. Lütfen size unuttuğum olursa yorumları ekleyin. Böylece sezaryen doğum yapacak annelere destek oluruz. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.